Merhabalar, ben Körteis Köfte ve bugün sizlerle Körteis'ten New Horizons'ın 74. bölümüyle karşınızdayız. Ve bu arada önceki bölüm videoda bahsetmedim, ancak arkadaşlar rekor kırdık. En uzun serim artık Fitli Köfte değil, 72 bölümle ya da Kasa gene 72 bölümle. Körteis'ten New Horizons 74 bölümle. Tabii daha devamı da gelecek. Yani bunun anlamı bu rekor bayağı uzun bir süreye geri kırılmayacak. Neyse, bu bölüm ne yapacağız? Şimdi öncelikli olarak bu arada şurada seed oil'lerimiz için birkaç tanesini dizdim. Ve burada ilginç bir düzen görüyorsunuz. Şöyle bir düzen. Burası workshop alanım olacak. Bu arada neden FPS bir anda düştü? Çok ilginç. Cidden çok ilginç. Neyse. Şimdi o, bu değildi. Şuydu aradı. Dolly. Gel bakalım. Evet. Şimdi. Burada nelerimiz var? Öncelikli olarak bir elektrik furnace'ımızı alalım. Ve beraberinde bir de şunlar da lazım bana. Tabii dur. Buradan kesmeye kalkışında bunlara denk gelecek. Tamamdır. Ranch. Aa, en büyük sıkıntı. Bu ciddi bir sıkıntıymış. Bloklara erişemiyorum. Bunu ne yapabiliriz? Ha dur. Dur. Eğer bunu böyle yaparsam sanırım erişim. Yok, gene erişim. Ha tamam, artık erişebiliyorum. Tamamdır. Bu nasıl işliyor diye soracak olursanız, bu chest buffer. Bunun yaptığı şey basitçe nasıl dur. Aklıma bir şey daha geldi. Iron chest'ler olmuyor. Bunu biliyorum. Fakat tüm output'ları tek bir yöne atsam ne olur diye düşünüyorum da, yok ya. Tüm output'ları tek bir yöne atmayayım. Frame chest. Treasure chest. Quantum chest zaten o işime yaramıyor. Witchery chest varmış. Bu chest hiç olmaz. Vacuum chest sen olmazsın. Nasıl şey? Slightly bigger chest diye bir şey vardı galiba. Infinity chest, loot chest, Skystone chest, Bound chest, Hungry chest. Neyse. Üstten mi koysam dedim de, yok ya, alttan koymaya devam edelim biz. Bunun tartışmasını yapıyorum çünkü ah, konuşamadım. Tamamdır. Geç dur. Burada buraya. Ortaya koymayacaktım.
Hatta şimdilik şuraya da koymayalım. Tamamdır. Evet ve gel, gel ve gel. Şimdi bunların güzelliklerini göstereceğim size. Ya şu dur. Bu olmaz. O yüzden bu. Bu da olmadı. Şöyle çıkalım şuradan. Tamamdır. Ve sen de şöyle gel. Şimdi furnace. Gel bakalım. Sonra neyi yerleştirelim? Mekanik değil de. Ya şu birkaç tanesini şuraya koymuştum. Hızlıca işlerimi halledeyim diye. Mesela alloy smelter. Şimdilik sana ihtiyacım yok. Macerator şimdilik sana ihtiyacım yok. Centrifuge sana ihtiyacım yok. Wire mill gerekebilir. Advanced alloy smelter gel bakalım. Voila. Universal macerator. Asla dur. Şuraya koyulacak bir makine var. Şuraya koyulacak makineler var. Tamam. Ve neden ötürü koymam gerektiğini de biliyorum. Çünkü bazıları sıvı çıkışı da verecek ya. Bu tarz konuları onları da koyacağım. Ve şuraya da bir de cutting machine. Şimdi bu düzenin güzelliğini size söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar aslında bunları bir hopper gibi düşünebilirsiniz ama ayrıyetten bu arkadaşlarımız enerji de taşıyor. Kablo olarak da çalışıyorlar. Dolayısıyla da enerji output'u da veriyorlar. Ve bu ne demek oluyor? Ah. Enerjiyi ona verebilir. Aslında tek bir yüzden, tek bir noktadan direkt olarak birden fazla makineyi çalıştırabiliyoruz bunlar sayesinde. Evet. Workshop'ım gene aslında dur şimdilik. Şurayı mesela geçici olarak şuraya bir gereksinim yok. Hatta şunu da kazıyım. Burası biraz sightseeing alanı olsun. Aynen. Aşağıda otomatikleştireceğim makineler yer alacak ağırlıklı olarak. Oranın zeminini henüz yapmadım. Burası sadece burası bir workshop alanı olacak. Buralar bu noktalara çeşit makineler gelecek. Devam ediyorum. Şu noktanın bir güzelliği daha. Bu nokta aynı zamanda sıvı gerektiren makineleri de barındırmamı sağlayacak. Sıvı isteyen makineleri bu şekilde buradan besleyebileceğim arkadan. Ve unutmadan sizleri yukarı doğru çevirelim. Çünkü output'unuzu siz yukarı vereceksiniz. Evet. Ve bir yandan da kendime clipboard'la bir checklist yapmıştım. Evet. Checklist workshop'ım için gerekli olan makineleri bana listeliyor. Şimdi bana bir tane Ah, nedense uykum geldi.
Bir an esniyesim geldi ya. Uyku bastı. Evet. Şimdi yapacağım şeyler. Öncelikli olarak kendime mesela hemen al direkt şunu ödünç alabilirim. Tabii tamamdır. Burada var. Yanlış şey koyduk. Tamamdır. Bunu şu an için kullanmayacağız. Turbo Combustion Generator. Ve benim burada bir tane High Voltage Battery Buffer. Daha büyük High Voltage Battery Buffer yapabilirim. Voltage Battery Buffer. 9 slot. Sen ne istiyorsun? 32 elektron. 32 elektron kablomu yokmuş. On altı. Submit. Ve wire mill'e neden ihtiyacım olacağını falan itibariyle anladınız. Neyse, senin başka neye ihtiyacın varmış? Başka bir şeye ihtiyacın yokmuş. Geri kalan her şey envanterimde var. Durdur. Ha, tabii bunları da tamamlıyordum en son. 8x tamamdır. Ve ne eksik? Ya da tanımıyorum. Tanımadım. Ha, gold wire'mış. Tamam. Elektron değil, gold wire'mış. 16. Oh. Bu arada şunla şurada tamam. Boşta high voltage pil yuvam yok. Güzel. Olsaydı kullanabilirdim. Tamamdır. Gel ve gel. Ve senin şimdi ha, doğru. Bunu mahvettik. Bunlar da tamam. Muhtemelen siz de tamamsınız. Bunları da otomatikleştireceğiz. High voltage battery buffer. Şimdi seni nereye koyalım? Nasıl dur kendime bir de. Şu an buraya en mantıklı kablo hangisi? Alüminyum kablo da. Ya yok şey. Alüminyum değil. Blue alloy. Aynen. Blue alloy. 19 tane varmış. 16 tane alalım. Submit. Ve biraz daha blue alloy yapalım. Siz bir gablo olun. Wire. Alloy'u dust'tan mı yapmak daha sağlıklı? Ya dust'tan zaten yapamıyormuşum. Blue alloy. Sen... Silver ve Electrodite istiyordun. Bu 8x ama bana x 12x. 12x'i nasıl yapıyorduk? 4x 8x. Şimdi
Silver. Bir stack. Submit. Bir. İki. Üç. Dört. Evet. Bunlar bu şekilde yerleşsin. Şu dizel selleri sana geri koyayım diyeceğim de sen ağzına kadar dolusun. Neyse. X var, 16x var bir de. 16x yapabilirim aslında. 16x sanki mantıklı gibi. Ha yok, gerek yok. Ha dur, aslında direkt gerek yok. Direkt 8x bana fazlasıyla yeterli. Azure. Orası bu 16 amper çalış istiyor. Yani az teknik olarak aynı anda 16 tane makineyi birden çalıştırabiliyorum ve Starving. Sovyet simülatörü oynamıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Evet, 8x. 8 tane 8x. Gel bakalım. Ardından şunları bir. Şunlar bir olsun. Hatta ilkini bir alalım. İlk batch'imizi bir alalım. Evet. Sonra high voltage battery buffer. Bunun da sıkıntı, bu cephenin tek sıkıntısı şimdi bunu yaparsam hiçbir şey hava uçmayacak, tamam. Şimdi sizlere. Sen tamamdır. Emit enerji to output side. Sen tamam. Emit şu dual side. Tamamdır. Bir de dizel jeneratörümü koyacaksın. Yay, bunlar yetmedi. Burayı da tamamen otomatikleştireceğiz. Burada, bu binada yetişecek bunlar. Ve yavaş yavaş bütün workshop'ımı oraya taşıyacağım. Yani beraberinde aslında çakma emi sistemimiz de oraya taşınacak. Evet, şu an bunların hepsi bundan besleniyorlar. Şimdi turbo dizel jeneratör. Gel bakalım. Ve voilà. Daha iyi bir JetPay'de geçeceğiz ileride. Ama bunun hover modu neden böyle? Cidden merak ediyorum. Neyse. Sonra başka ne lazım bize? O makinelerin hepsini oraya diyeceğiz aslında ve sadece bol bol hedef de craft etmemiz gerekecek. Sizler de gelin. Kalan son kablo. Ups. Mesela teknik olarak kalan son kablo değil, daha birkaç tane daha kablo düşeceğiz. Bunlar gibi. Nasıl dur seni. Buradan döşemek daha sağlıklı.
Tamamdır. Çünkü şurasıyı aslında boş bırakmış oluyoruz. Ayrıca uzun vadede zaten şu enerji merkezi bir noktadan üretilecek. Burası sadece bir buffer olacak. Hatta oraya sadece Transformer da koyabilirim. Söndesin de. Mesela yavaş yavaş bunların hepsini de taşıyabiliriz. Ve tabii ki de bana bolca Iron Chest'e gerekecek. Şu üstlerde Iron Chest'ler olacak işte. Daha sonradan Input Bus'lar. Evet, basitçe düzenimiz bu. Sizler gelin bakalım. Şimdi buralara ne koyalım? Extractor. Sen kesinlikle lazımsın. Autoclave. Sen gel. Sonra autoclave'i buraya değil de. Evet, sen gel. Bu malzemeler biraz pahalısınız siz. Buraya sen şöyle gel. Electrolyzer. Sen şöyle gel. Mixer. Sen aslında dur sen daha çok sen daha çok katı çıktı vermekte kullanıyorum zaten. Şöyle gel. Ama dur sen gel şu sıvı gelmemiz falan değil. Latte. Sen şöyle gel. Mesela kompresör ve cutting machine. Kompresör. Canning machine. Canning machine'e cutting machine dedim ben demin değil mi? Cutting machine burada. Yok pardon. Latte burada. Ha, cutting machine burada tamam. Dur latte'yi buradan alalım. Latte'yi buraya koyalım. Sonrasında hepsinin üstüne bir label koyacağım. Bunun yanı sıra başka ne lazım bize burada? Iron Mill. Sen 4x'sin değil mi? Evet, tamamdır. Advanced Assembly Machine. Chemical Reactor. Polarizer. Extruder. Tamam, bunları da taşıyacağız. Şimdi bana bayağı bir bolca sıvı taşıyabileceğim bir şey lazım. Şimdi Tiny Potting Pipe ile taşımak istemiyorum. Normal Potting Pipe olabilir. Normal plastik pipe daha mantıklı şu an, evet. Ha, normal plastik pipe. O zaman nerede benim plastik pipe zımbırtım? Ha tamam. Normal pipe. Sonrasında fluid filter. Filter'ımı nereye koydum? Lerimi pardon. Drain modül. Hayır sen aradığım şey değilsin. Ha. Fluid filter cover. Ve bir tane de sar. Güzel. Gel bakalım. Şuradan çıkışımızı alabiliriz. Direkt bağlamayacağım. Çünkü öncesinde şu cover'ı koyup doğru yapamayacağım. Tamam, cover'ı buna koyacağız. Tamamdır. Filter input, filter output. Tamam. Tamamdır. Şu an bunu buraya koyarsak evet.
ve sen de connect. Disable input, disable input. Ve aynı şekilde bu şekilde yardıra yardıra tabii ki de pipelarım hazır olana kadar. Tamam, şimdilik bu yeterli gibi duruyor. Yer altından da geçirebilirdim de. Gerek yok. Şimdi. İşin eğlenceli tarafı. Disable input. Disable input. Bunu yapmamızın sebebi ne diye soracak olursanız, akışın tek yönü olmasını garantilemek. Bu sayede akışın hızını aslında bayağı bir artırıyoruz. Çünkü teknik olarak rectek pipeları bir adet envanter. Evet, yani tank aslında. Tank olduğu için teknik olarak sıvıyı her yönden alışı sağlıyorlar. Tamamdır. Ups, sana koymayacaktık. Neyse. Biraz benzerimiz çöpe gitti ama olsun. Tamamdır. Burada da asım var çünkü burası önemli olan. Onun o kadar önemli olmayan bir kısım. Ve bu noktada small plastik pipeları. Doğru, benim bolca small stainless steel pipe'ım da vardı değil mi? Ama plastik pipe tercih edeceğim burada. Stainless steel'in kullanımı olunca bir tık farklı. Evet. Ve ben burada seni oraya nasıl yerleştirmeyi başardım? Tamamdır. Ve voilà. Şunu da şöyle koyalım ki ve burası oldu. Sadece bunu bir yapamayacağım. Neyse. Evet. Burası teknik olarak artık çalışıyor. Şunların altına da HDD'lerini koyacağım. High voltage chest bufferlarını. Mesela şimdi. Neyle deneyelim? Çalışıp çalışmadıklarını denememiz lazım şimdi bizim, değil mi? Şöyle benim biraz nerede bir şey işlenmiş mi? Yok, işlenmemiş lan. Burada. Sizler bir gelin. Gel. 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 Ve gel. Şimdi. Burada Chrome var. Pişirebileceğim bir şey yok burada. O zaman bana bir yarım stack taş ver. Sonra da makineye diyeyim ki seni doğuracağıma taş doğursaydım. Hayır, bunu demeyeceğim. Şimdi gel bakalım. Voila. Enerjiyi buna veriyoruz. Hatta dur. Buna niye koydum? Evet. Ya dur, tam tersi şeklinde. Ha tamam. Vermeye başladı. Doğru, birkaç tik denetlemesi yapıyordu bunlar değil mi? Evet. Düzenimiz bu. Yukarıda chestlerini koyacağım. Yeni workshop'ımızın dizaynı tam olarak bu. Belki üstte de şunlardan koyup şu şekilde bir şey dizebiliriz yine.
Alt kat ve üst katlar arası geçişi nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Ne haber? Yağmurdan demo çaldı. Ama olmuyorsun ama. Bak senin için o kadar hasar aldım. Diğerine bir. Neyse. Workshop'ımızın düzeni 3 aşağı 5 yukarı böyle. Şimdi buradaki makinelerin hepsini daha sonra çoğunu oraya taşıyacağım. Sıvıyla çalışanları oraya bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Muhtemelen yine şunlarla taşıma yapacağım. Oraya sıvıyla çalışanlar için. Tabii plastik pipeler olmuyor bazen de. Mesela şunda olmuyor. Polyethylene vesaire de. Ya da yer altından taşıyacağız. Yer altından da taşınabilir aslında. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.